Arkadaşlar merhaba, oyun zamanı geldi ve bu yine yepyeni bir video lansın karşınızdayız. Arkadaşlar bu bizim Kosmos Çılgın Moleküller deney seti. Bununla beraber slime oyun hamuru yapabilirsiniz. Ve bugün slime, yılan yapıyoruz. Evet, bir yılan yapıyoruz. Tek bir tane değil, birkaç tane daha. Değişik renkleri kullanacağız. Bugün nasıl yapıyoruz? Su lazım oluyor arkadaşlar. Ve ondan sonra kimyasal alıyoruz. Bu çılgın molekül deney seti. Birkaç sefer göstermiştik size arkadaşlar. O videolara da bakın, böyle slime oyun hamuru yapmıştık, böyle slime boncukları. Bugün ama yılan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu pudrayı alıyoruz. Bizim arkadaşımız Nina alıyor. Evet, o gösteriyor. Ben size anlatıyorum arkadaşlar, umarım sorun değildir. Ve şimdi bu kimyasal ve su karıştırıyoruz. Tamam, hazırız. Ve şimdi bu gıda boyası mı? Hayır, gıda boyası değil bu arkadaşlar. Bu şimdi molekül suyu mavi. Şimdi ilk önce mavi yılan yapıyoruz. Bakın nasıl olacak? Gerçekten harika olacak, çok kolay. Basıyoruz, 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 basıyoruz ve böyle slime yılanı yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten harika. Çok süper. Bakın, yılan var suyun içinde ve şimdi sarı da yapıyoruz. Harika. Suyun içindeler ve şimdi çıkartıyoruz tabii ki. Çünkü oynamak istiyoruz bunlarla beraber. Bakın, tam böyle slime yılanı yaptık. Slime oyun hamuru ile. Yani slime oyun hamuru ile değil, kendimiz slime oyun hamuru yaptık ve gerçekten çok uzun bir slime yılanı arkadaşlar. Kosmos çılgın moleküller deney seti ile yaptık. Suyu da böyle yeşil oldu çünkü neden? Mavi ve sarı kullandık ve mavi ve sarı... Bu yılana bakın, gerçekten harika. Mavi ve sarı yeşil oluyor ve içinde böyle mavi maddeler de var da, küçük toplar. Bunları da yapmıştık zaten size arkadaşlar, o videoda bakın. Böyle yeşil oldu şimdi arkadaşlar. Bu da harika tabii ki. Lütfen içmeyin. Tabii ki içmeyin arkadaşlar. Kimyasal maddesi var bunun içinde. Çok tehlikeli olabilir. Ama şimdi bizim slime yılanlara bir bakalım. Bu çok uzun. Gerçekten çok uzun. Kafası da biraz daha belli oluyormuş gibi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunları da istersek bastırabiliriz ve içinde böyle küçük bir şeyler varmış gibi, sanki su varmış bunun içinde. Hani bununla şimdi böyle deney yapabiliriz, oynayabiliriz tabii ki. Çok uzun slime oyun slime yılanı yaptık arkadaşlar. Siz slime oyun hamurları seviyor musunuz? Birkaç tane ürünler göstermiştik. Kendimiz de yapmıştık. Onlara da bakın arkadaşlar. Biz slime oyun hamuru çok beğeniyoruz. Biliyoruz çok iğrenç ama harika bir şey. Çok güzel bir oyun hamuru. Şimdi buna, bu yılana bir bakalım. Bu daha büyük gibi değil mi arkadaşlar? Evet, daha büyük. Gerçekten harika. Ama tam da iyi olmamış bu şimdi. Süper. Çok değişik bir slime yılanı değil mi arkadaşlar? Hayır, ne yaptık? Üstüne bastık ve görüyorsunuz içinden böyle sular çıkıyor. Molekül suyu. Ne yaptık? Görüyorsunuz parmakları da biraz mavi oldu. Bu işte biraz yeşil de oldu ama sarı görüyoruz. Sarı bir slime yılanı da var. Süper, çok değişik duruyor. Kendimiz bir deneyi yaptık. Slime deneyi birkaç tane daha yapmıştık zaten. Onlara da bakın arkadaşlar. Ama bu gerçekten harika duruyor. Harika deneyi yapabilirsiniz. Biz bu Kosmos deney seti internetten aldık. Bir Alman ürünü arkadaşlar, Kosmos. Gerçekten harika deneyi yapabilirsiniz. Slime yapabilirsiniz. Oyun hamuru yapabilirsiniz. Kristallar yapabilirsiniz arkadaşlar. Değişik şeyler yaratabilirsiniz. Çocuklar için gerçekten harika. Dediğimiz gibi bu galiba 8 yaşına itibaren kullanabilirsiniz. Çünkü biraz tehlikeli. Biraz böyle jöle gibi duruyorlar. Biz çok beğendik bugün. Umarım siz de. Yorum bırakın başka ne deneyi görmek istersiniz. Değişik deneyi de yaptık. Geçen böyle bir squishy mesh ball, strese karşı bir topu da açtık. Ona da bakın arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Harika bir şey.
Çok beğendik. Umarım siz de yorum bırakın. Ve tabii ki. Yoksa başka slime oyun hamuru mu yapacaktık arkadaşlar? Hayır, abone olun ve hiçbir video daha kaçırmayın. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.